Avropa Parlamenti seçkilərin nəticəsi olaraq ittifaqa üzv bir çox ölkədə ifrat sağçıların yüksəlişi və Fransada yaranan hökumət böhranı seçkinin ən diqqət çəkən elementi oldu. Fransa Prezidenti Emmanuel Macron müxalifətin payızda etimadsızlıq səs verməsi keçirməsi fonunda hökuməti istefaya göndərmək məcburiyyətində qalmamaq üçün parlamentin aşağı palatası olan Milli Assambleyanı buraxdı. Belə proseslər fonunda 5 il öncə keçirilən son parlament seçkilərindən bəri Avropada çox şey dəyişib. 2020-ci ildə Britaniya bloku tərk etdi və 2022-ci ildə də Rusiya Ukrayna hücum edərək qitənin çox hissəsini savaşla üzləşdirdi. Avropa ölkələri həm Kiyevə həyata önəmli hərbi və digər yardımı çatdırmağa, həm də öz müdafiələrini gücləndirməyə məcburdular bu proseslər fonunda. Və beləliklə də Avropanın hazırki liderlərinin mövqeyi zəifləyərək ifrat sağçılar meydanda çıxdılar və ələ aldılar meydanı. Avropada nə baş verir? Bax, bu haqda danışacaq və studiyamızda birbaşa bağlantımız var Türkiyədən və Türkiyəli siyasi şərhçi Sadıq Akyar bizimlə birbaşa bağlantıdadır. Sadıq bəy, salam, iyi bayramlar. Sağ olun, iyi bayramlar diliyorum. Şimal Kıbrıs'dan tüm Azərbaycana selam ve saygılarımı gönderiyorum. Təşəkkür edirik. Sadıq bəy, parlament seçkiləri, Avropa parlamenti seçkiləri və bu seçkilər fonunda baş verən hadisələr Fransada bir tərəfdən, digər qərb ölkələrində bir tərəfdən nə baş verir? Əslində, Avropanın siyasi elitası dəyişir. Bu, o deməkdir ki, Avropada bəzi siyasi qərarlar da dəyişəcək və mövqeylər də müəyyənləşəcək? Şimdi, təbii, gerçəkdən bu, en son Avropa Birliyi parlamento seçimleri hemen hemen tüm Avrupa'yı sarstı diyebiliriz. Tabii bunun hem nedenlerini de kısaca bir inceleyelim. Bir de genel anlamda şöyle bir yaklaşım var. İşte sağ yükselişte, aşırı sağ yükselişte diye ama aslında baktığımızda temel noktaları göçmen ve göçmen karşıtlığı. Yani şurada şu ayrımı iyi yapmak gerekir. Mesela 2000 öncesi, 2000'lerin başındaki yani özellikle Suriye iç savaşı, işte 2014'te Libya, daha sonra Yemen'deki iç savaş, Afrika'daki bazı karışıklıklar, yani bunu hemen hemen 2010'lara kadar getirebiliriz, 2010 öncesine getirebiliriz. O zaman baktım, bu Avrupa'da aşırı sağ parti olarak nitelendirdiklerimiz genel anlamda o ülkelerde yaşayan ve 1960'lı yıllarda o ülkelere giden hükümetlerinin daveti üzerine giden işte Türkiye, Yunanistan, Balkan ülkeleri 1990'dan sonra bir kısmı da hatta İtalya'dan giden bu göçmen karşıtlı politikalar bunlar veriyordu bu aşırı sağ partiler ve bu insanlara karşı da yani oraya tamamen ekmek parası için gitmiş, çalışmak için gitmiş, o ülkelere katkı vermek için gitmiş insanlara da çeşitli hem politik uygulamalar hem de şiddet uyguluyorlardı. Mesela işte Türklere uygulanan en önemli şiddet örneklerinden birisi bu Solingen katliamıdır. Hatta yine geçen yılda aynı yine Solingen'de bir Balkan herhalde Arnavut bir ailede yine aynı Solingen'de yine yakıldı. Bu çeşit bu şekilde şiddet uyguluyorlardı. Ama şu anda buraya baktığımızda bu en son Avrupa Parlamentosu'ndaki seçkilere bunlara tamamen yükselen sağ diyemeyiz. Çünkü neden? Şimdi burada Amerika Birleşik Devletleri'nin bu transatlantik politikaları da etkili oldu. Bunun en önemlisi Ukrayna-Rusya Savaşı. Siz de belirttiniz. Bu Ukrayna-Rusya Savaşı'nın neticesinde Avrupa enerjiye, ucuz enerjiye ulaşmakta zorluk çekmeye başladı. Ucuz enerjiye zorluk çekince sanayi üretimi bir yara aldı. Sanayi üretimi işsizliği, fiyatları tetikledi. Ve bu Avrupa'da da
Avrupa Birliği'nin bu övündüğü en önemli konulardan birisi olan gelir adaletini tamamen sarstı ve bir adaletsizlik yarattı. Şu anda fakir kesimle zengin kesim arasındaki o uçurum açıldı. Bunda da bir de buna en son tüm dünyayı saran bu göç dalgaları eklenince burada da yani oradaki partilerde bu özellikle göçmen ve göç politikalarına karşı çıkan partilerde biraz daha bundan nüfus kazandı ve eğer ki bu Avrupa Parlamentosu seçimleri ülkelerin parlamento seçimlerine de olduğu gibi yansırsa ki görünen o şekilde yansıyacak. O zaman gerçekten hem Avrupa Birliği'nde hem Avrupa'nın genel politikalarında buna hemen hemen tüm politikaları sayabiliriz. Yani ekonomi politikası, güvenlik politikası, ticaret politikaları, tüm bunlarla ilgili olarak Avrupa Birliği genelinde bir değişiklikler, en azından bu yakın dönemde politik değişiklikler olabilir. Mesela buna bir örnek verecek olursak, şimdi Avrupa Birliği'nde üye ülkelerin insanları bu göçmenlere, özellikle en son bu göç dalgasına, bu mülteci akımı ya da sığınmacı akımı diyebiliriz buna, bu göçmenle yeni durumu ayırmak için, bu sığınmacı akımına karşı, buna kişisel olarak da karşılar. Fakat Avrupa Birliği'nin genel politikası bunu destekler nitelikte. Nasıl bu? Buna en yakın örnek Macaristan. Macaristan gerçekten ülkesini bu sığınmacı akımından çok iyi koruyor. Fakat Avrupa Birliği, özellikle Adalet Divanı, Macaristan'a sürekli ceza veriyor. Tamam, Macaristan da bunu ödemiyor ama bu bile Avrupa Birliği'nin gerçek durumla Avrupa Birliği'nin politikaları arasındaki çelişkiyi, çıkmazı bize gösteren güzel bir örnek. Yani bunları, bu tamamen sonuç olarak bu Avrupa'daki yükselişi tamamen aşırı sağ olarak, aşırı milliyetçi bir grup olarak nitelendirmemek gerekir. Bunlar tamamen özellikle dünyadaki en son bu sığınmacı akımına karşılar. Sığınmacı akımına karşı ülkelerindeki bu sığınmacıların geriye gitmesini istiyorlar, geriye gönderilmesini istiyorlar. Bir de bu Amerika yanlısı politikalardan dolayı ülkelerinin, özellikle bu Ukrayna-Rusya savaşından dolayı ülkelerinin refah seviyesinin geriye düşmesinden dolayı buna bir tepki olarak göstermiş olarak belirtilebilir. Tabii bütün bunları, bu değişikliklere bu yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak başkanlık seçimlerinde Trump'ın politikalarında göz önünde bulundurduğumuzda hem Avrupa Birliği'nin kendi içerisinde, hem Amerika Avrupa Birliği ilişkilerinde, hem de özellikle Avrupa Birliği Rusya ilişkilerinde, Avrupa Birliği Çin ilişkilerinde yeni gelişmeler, yeni politikaları görebiliriz. Sadık Bey, biz 2024-cü ili dünyada seçki ili kimi də xatırlayacağıq və dünyanın 50-dən çox ölkəsində seçkilər, prezident seçkiləri, parlament seçkiləri vs. keçirilir. Ümumiyyətlə, biz belə qiymətləndirə bilərikmi? 2024-cü ildən sonra dünyanın yeni siyasi xəritəsi yazılır. Nəyi nəzərdə tuturam? Yaxın Şərqdə gedən müharibə, Rusiya-Ukrayna müharibəsi, burdan Çinlə Tayvan arasında bir növ müharibənin qızışdırılması görürük ən azından. Amerika Birləşmiş Ştatlarının mövqeyi və Cənubi Qafqaz. Bura olan münasibətlər və ələxsus qeyd etdiyim məqamlara, ölkələrə, müharibələrə olan münasibət dəyişə bilərmi bundan sonra? Şimdi tabii aslında bu Ukrayna-Rusya savaşının nedenine baktığımızda, yani bunun en büyük nedeninin Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'le olan işte 2030'lardan sonraki ilişkilerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'i
karşısında tek başına almak istemesi olarak değerlendirilebilir. Çünkü işte 2020'lerin sonunda bir NATO'nun bir stratejik dokümanı, 2030 yeni bir çağda birliktelik diye bir stratejik dokümanı yayınlandı. Bu stratejik dokümana göre de Rusya birinci tehdit, Çin de bir ekonomik tehdit ve aynı zamanda da özellikle Avrupa ülkeleri için de bir fırsat olarak belirtilmekteydi. Yani burada aslında senaryo şu şekilde gelecekti, gelişecekti. Siz de belirttiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri bu Ukrayna Savaşı'yla Rusya yıpranacak. Bir türlü işte Rusya'nın iç çekişmeleri vesaire Ukrayna Savaşı'nın getirdiği yıpranmadan dolayı Rusya Putin dolayısıyla devre dışı kalacak ve 2030'dan sonra da Çin tek başına kaldığı için işte yanında bir kuvvetli Rusya olmadığı için Amerika Birleşik Devletleri ile Çin özellikle bu ticaret savaşlarında başlayan ve daha sonra 1954'ten beri süre gelen bu Tayvan konusuyla ilgili olarak da Amerika Birleşik Devletleri Çin'le ticaret hem ticari hem de politik hem de askeri bir mücadeleye girebilir. Ama şu anda Ukrayna-Rusya savaşında gelinen ortam Amerika Birleşik Devletleri'nin bu planını biraz daha sanki en azından işte sizin de belirttiğiniz gibi 2024'te veya 2025'te uygulamaya sokması bakımından biraz daha sanki zaman varmış gibi geliyor. Çünkü Rusya ve Çin hemen hemen her konuda birbirlerini destekliyorlar. İşte hemen hemen geçtiğimiz aylarda Putin Çin'deydi. Görüştü. Çinli bürokratlar, teknokratlar sürekli görüşüyor. Hem Çin ve Rusya hem Birleşmiş Milletler'de hem de diğer konularda birbirlerine açıklamalarını, destek açıklamalarını veriyor. En önemlisi Çin Rusya'ya Ukrayna Savaşı'ndaki özellikle silah üretimi için hem kritik ham madde hem de diğer zor bulunan metallerinde buna silah sanayinde kullanılan sistemlerde kullanılan ham maddeleri de Rusya'ya veriyor. Dolayısıyla şu anda bu sanki Avrupa Parlamentosu'ndaki seçim sonuçları da işte bu mücadelenin ve Avrupa'nın bu mücadeleden yara alması, refahının kaybolmasının mülteci, sığınmacı akımına uğramasının bir sonucu olarak bunu belirtebiliriz. Ama şu gerçek ki işte 7 Ekim'de geçtiğimiz yılın 7 Ekim'inde başlayan İsrail'in Gazze'ye saldırısı devam ediyor. Akabinde yine Yemen'de Hutsiler'de bu Kızıldeniz'den gemilerin geçirilmeme konusu vardı. Tayvan'la ilgili yine hem açıklamaları hem de tansiyon devam ediyor. Yani evet belki direkt olarak Amerika Birleşik Devletleri bu 2024'te 25'te direkt olarak bir Çin ile veya Rusya ile bir mücadele girmeyecek ama bu karşılıklı olarak bu restleşmeler diğer ülke üzerinden hibrit proxy olarak bu mücadele devam edecek. Mesela Rusya geçen haftalarda Belarus'taki yerleştirdiği taktik silahlarıyla ilgili bir tatbikat yapmaya başladı. İşte birkaç gün önce de NATO Genel Sekreteri NATO'nun da nükleer silahları bazılarını aktif hale getirerek çeşitli denemeler yapabileceğini belirtti. Büyük ihtimal NATO'da bunu Rusya'ya karşı bir sistem olarak kullanmak istiyor. İşte G7 zirvesi oldu. Bu G7 zirvesinde önemli bir karar alındı. Nedir o? Rusya'nın yaklaşık Avrupa Birliği tarafından dondurulan 300 milyar dolarlık mal varlığının 50 milyar dolarlık bir diliminin Ukrayna'ya verilmesi kabul edildi. Buna baktığımızda bunun uluslararası hukukta bunu nereye koyacağız? G7'nin uluslararası hukukta böyle karar almaların nerededir? Avrupa Birliği bu şekilde yapabilir mi? Bunun ileride dünya
finans sistemine etkisi nasıl olacak? Bunları hep beraber göreceğiz. Ama şu gerçek ki dünyada bir özellikle bu kriz, çatışma ve çatışmaların yayılması ve orta ölçekli bölgesel savaşlara doğru bir eğilim sürekli var ve bu sürekli de kötüye gidiyor diyebiliriz. Bir de buna iklim değişikliğinin getirdiği sorunları da ilave etmemiz gerekiyor. Gerçekten bu yaz mesela çok sıcak geçiyor. Azerbaycan'da nasıl bilemiyorum ama işte Türkiye'de birkaç yerde orman yangını başladı. Çanakkale'deki özellikle dün devam ediyordu. Bugün için açıkçası ben de hazırlığımı yaptığım için en son durumunu bilemiyorum. Yakında hemen hemen bu orman yangınları yine Avrupa'da da başlar. Avustralya'da zaman zaman başlıyor. Amerika'da başlıyor. Dolayısıyla dünya hem bu sıcak çatışma ortamının getirdiği konularla hem de bu iklim değişikliğinin getirdiği sıcak mövzularla daha aktualdır. Bəli. Mücadele etmek zorunda kalıyor. Teşekkür ederiz Sadık Bey. Çok sağ olun şerhiniz için ve bayramınız bir daha təbrik edirik, mübarək olsun. Sağ olun, ben de teşekkür ediyorum. Şimal Kıbrı'dan tüm kalbimle selam ve saygılarımı gönderiyorum. Sağ olun, var olun. Qeyd edim ki, bizim birbaşa bağlantımız Şimali Kipr'dən idi və müsahibimiz siyasi şərhçi Sadık Akyar idi. Biz onunla birlikdə Avropanın yeni siyasi elitasının formalaşdırmasını müzakirə etdik. Amma bu saata bugün olan informasiyalarımız bunlar idi. Görüşərik. Hələlik.